kalabalık olduğundan ve yola sıfırın tepesi olan bir sağlık ocağının 112 acilin, çünkü ben hep iç içeyim yapılan işlerden baktığım zaman burada bir ihtiyaç olduğunu, bu ihtiyacı gidermek için nasıl yapalım? Sağlık Bakanlığı'na müracaat ettiğimizde tabii ki bunlar bizi belli bir sıraya alıyorlar. Devletin gücüne göre. Devlet zaten şu anda Avuç Adası'na, Marmara Adaları'na, Marmara'daki yapılan hastaneye bağışçının ona kadar para veriyor. Şu andaki bu ilk aşamada olmayacağını söylediğinden ben de belediye olarak başlatalım, vatandaşa duyuralım. Vatandaş, belediye, işbirliği bu işi yapalım diye başladık. Tabii burada bütün vatandaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok duyarlı vatandaşlarımız. İnşallah 2-3 gün oldu. Ben bu akşam kendi sayfamda bir canlı yayında yardım edenleri, ne vaat edenleri açıklamasını yapıp aynı zamanda internet sayfamızda bunları hepsini yayınlayacağız. Bayağı bir yol aldık. Gidiyoruz. Her zaman diyoruz. Birlik beraberlik olduğu yerde başarı olur. Fakat bazı vatandaşlarımız devlet niye yapmıyor? O yapsın, bu yapsın diye. Ya arkadaş, vermiyorsan verme. Biz devletin de yapacak işleri var. Bizim de yapacak olduğumuz işimiz var. Önemli olan bu birlik beraberlikle bu işi yapmak. Herkesi bu ayra teşvik etmek. Vermiyorsan çekil kenara. Biz bunu başkanım, vatandaşlarımızla beraber yapacağız. Başladık. İyi bir yoldayız. Görüyorsunuz. Şimdi perde betonların arkadaşlar yapıyor. Ne zaman zarfında dediysen bir soru yönettiniz bize. Evet. En kısa sürede. Geceli gündüzü çalışıyoruz. Demirlerimiz bir tır kan demirimiz geldi. Artık bundan sonra hayırsever vatandaşlarımız bir 50 bin tuğla siparişi verdi yine hayırsever vatandaşlarımız tarafından. Bölüm bölüm her şey geldikçe biz yapacağız. Ekip kalabalık bir ekip. Tez zamanda bitireceğiz inşallah. Başkanım bir de aldığımız duyumlara göre 4 katlı olacak. Bu ilk giriş acil bölümü galiba. Evet burası acil bölümü. 4 katlı bir bölüm olacak. Peki Marmara'daki sizin de Süleyman İlik Devlet Hastanesi'nin adını verdiğiniz oraya yapılan hastanede Sağlık Bakanlığımızın katkısı olmuş. Fakat burası için Sağlık Bakanlığımızın katkısı olmuş. Yani Avuç Adamıza gelen değerli dostlarım, mut Allah düşürmesin önce tabii ki. İlk önce Rabbim sağlık versin. Süleyman Başkanımızın başlatmış olduğu vatandaşla el ele kampanyasında İnşallah kimsenin yolu düşmez bu polikliniğimize. Ama polikliniğimize yolu düşen insanlara da narizane benim de buraya bir katkım olmuş demeleri daha doğru değil mi Sayın Başkanım? Yani tabii ki bundan bu biz mesela bu hastaneyle ilgili belki de karınca kararınca ve insanlardan yardım istiyoruz. Kimi büyük veriyor, kimi elindeki işte bu az bir rakam veriyor. Bizim için hepsi önemli. SMS kampanyası başlatsa 10 lira şeklinde. Bu SMS'i bu yapan arkadaş, bu yöneten arkadaş bize yardımcı oluyor. Bizden bir kesin olmadan olacak. Yani anlatmak istediğim bu yardımlaşmayla bu işi inşallah başaracağız. Bunu artık biz bu işe girdik. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Mutlaka. Biz yolumuzu aldık. Bundan gidiyoruz. Bunu da her zamanda da artık gündemede yapılan işleri anlatarak gündeme getirmemiz lazım. Çünkü farklı boyutlara çekilmeye başlıyor. Devlet her zaman yardım eder. Devlet yardım yapmıyor diye bir şey değil. Bunu biz kendimiz başladık, yapıyoruz. Belki bunu devlet 3 sene sonra yapacaktı. Belki 5 sene sonra yapacaktı. Veya 6 ay sonra yapacaktı. Ama bu işi bizim başlatmamız, devlette prosedür ağır ilerler. Ağır gider. Biz bir anda karar verdik, 2 ayda başlattık. Biz bunu yaptıktan sonra tabii ki bunun içinin donanımını, bunun gerek olan malzemelerini devletimiz verecek, Sağlık Bakanlığımız verecek. İnşallah haftaya da il sağlık müdürümüz kendisi buraya gelecek. Onlardan da ne alırız, ne ederiz diye konuşsak. Yani bu yardımlaşma, devlet vatandaş işbirliği olan bir yardımlaşma. Zaten başkanım, sizin Sağlık Bakanlığı'na size gelen sizin teklifinizde karşılık
siz başlatın, sıkışınca da biz zaten yardım ederiz demişler. Tabii canım, değerli dostlarım, yani. Zaten Sayın Başkanımız Adalar Belediye Başkanı. Yani bir tek Avşamız'ın değil, bütün adalarımızın belediye başkanı. Ve politik anlamda çok itibarı kariyeri olan bir başkanımız. Şimdi malum devlet her yere yetişemez. Biz de bir devletiz, biz de bir vatandaş, bir de devletin nimetlerini yararlanıyoruz. Süleyman Başkanımız da Sağlık Bakanlığımızın dediği kelime, siz başlatın, sıkışınca da biz yardım ederiz. Zaten devletimiz her zaman her yerde yanımızda olduğunu bir kez daha Süleyman Başkanım anlatmış oldu. Peki ikinci bir konu burnumun sorması Sayın Başkanım. Roman vatandaşlarımızın kalacakları yeri ne zaman bitireceksiniz? Şu anda 3-4. Bloktayız. Biz bunları gecelik çalışıyoruz. Herhalde bu gidişle bir iki aya biz bunları bitiririz. Çevre düzenlemesi biraz var. Onu yaptıktan sonra Roman vatandaşlara ihtiyaçlı olanlara vereceğiz. Yani bunu kurayla mı çekeceksiniz başkanım, yoksa eski burada yaşayan vatandaşlar, Roman vatandaşları mı? Şimdi ben buradakileri tanıyorum, fakat buranın ehli hukukuyla burada yaşayan büyüklerimizle bir araya gelip konuşacağız. Yani kimin ihtiyacı var, hangisine vermemiz lazım. Tabii ki burada ikamet edenlere öncelik vereceğiz. Tabii ki ikamet edenler, burada kalanlar birinci sene de onlara şey yapacağız. Ama onu buradaki vatandaşlarımızdan konuşup kura değil. Eski yerleşenler. Tabii canım, onlara göre vereceğiz. Yani burada o adam 20 yıldır burada kalıyor. Diğeri 3 ay gelip 6 ay gidiyor. Yani ondan o bir değil. Başkanım bir ara canlı yayınında bu Roman vatandaşları için bir kelime kullanmıştı. Hakikaten takdire şayan bir kelime. Bizde din, dil, ırk ayrımı olmaz demişti. Roman'ı, Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Alevisi, Sünnisi olmaz. Bundan dolayı başkanımızı tebrik ediyoruz. Gelelim üçüncü sorumuza. Sağlık Bakanlığımızın herhalde belirlemiş olduğu bir öneri midir? Yoksa çok sık gelen bir haber bize, bir soru. Neden polikliniği başka bir renk olmuyor ve olma imkanı yok mu? Yani bu proje Sağlık Bakanlığı kontrolünde yapılan bir proje. Sağlık Bakanlığı'nın belli bir renkleri vardır. Ona göre yapılmıştır. Ben de bilmiyorum renginde ne var, sıkıntım var yani. Bir renk yapılmış. Ama bakanlığın kendine göre bir şeyi vardır. Ona göre yapılmıştır yani renk. Ya renk sıkıntılı bir şey mi oldu size gelen şeyde, ben anlamadım. Şimdi hayır, malum bunu siz kendiniz karar vereceksiniz. Çünkü bizim anladığımız kadarıyla Sağlık Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu belli hastane ve polikliniklerde bir renk vardı. Aynı oldu, ondan yani Sağlık Bakanlığı'nın, burası Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde olan bir şey. Ben hiçbir şeyine karar vermedim. Benim tek karar verdiğim şey bu yere yapalım. Gerisi Sağlık Bakanlığı'nın projesi çerçevesinde olan bir poliklinik. Peki bu Marmara Adası'ndaki Süleyman İlik Hastanesi hakkında biraz malumat verir misiniz? Marmara kenar çizgisine uymayan binaların hepsinin üzerinde ben de çalışma yapıyorum. Peki şovun yapmış olduğunuz şovun sonunu bekleyin. Hepsi üzerinde çalışmalar yapıyorum. Onun için pek böyle bu gibi haberlere ben gerçi cevap vermiyorum. Siz şey yap. Teşekkür ederiz. Bizim ağaçlan şeyler işimiz olmaz. Bizim işimiz hizmet. Hizmet, hizmet. Yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen soruları sormakla mükellefiz. Evet. Tabii siz sorun. Fakat bir de ayrıca bu dua izlediğinizde müstehcen işçiler paylaşıyorsunuz. Bundan haberiniz var mı? Yani bu şovmenler bunu niye anlatıyorlar? Duvar üzerine müstehcen resimler, fotoğraflar, bilmem yazmalar, hizmetler, hakaretler, görecilik bilmem ne. Ya bu doğal olan işlerdi. Devletin hukuku var, adaleti var, savcısı var, hakimi var. Gerekli işleri yapıyorlar. Biz işimizi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Sizlerden gelen sorularla Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy'a mümkün mertebe her şeyi açıkça sorduk ve sizler için bilgilendirdik. Fakat ne var ki bunları biz de şahit olduk. Sayın Süleyman Başkanımız geçen hafta çam ağacı diken bir beldede
nasıl başka bir beldede ağaçların kesilmesine müsaade etsin? Zannetmiyorum ki böyle bir şeyin olması. Fakat siz sordunuz, biz öğrendik ve bütün bilgileri sizlere aktardık. Benden sizlere Avş Adası'ndan ve Sayın Süleyman Aksoy Başkanımızdan en derin saygılarımız, en güzel hürmetlerimiz. Doruk Türk TV adına Avşa'dan aktarıklarımız bu kadar. Başkanım, siz de başka ne eklemek istersiniz? Herkese hayırlı günler diliyorum. Bu mübarek Cuma günü bizler Avş Adası'nda şimdi buradan çıkıp yollara gideceğiz. Avş Adası'nın çevre yollarını asfaltlamak için bugün bir gemi malzememiz geldi. Onu boşaltacağız. Biz işimizi yapmaya devam ediyoruz. Seyircilerimiz soracakları soruları, sualleri sizlere, sizler vasıtasıyla biz her türlü soruya cevap veririz. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşçakalın. Efendim, Avş Adası'ndan, Cennet İçin Avşamızdan, Süleyman Başkan Aksoyumuzdan aktaraklarımız bu kadar. Temennim bir dahaki sorularınızı tekrar başkanımızla birlikte oluruz. Her şey gönlünce olsun. Doruk TV'den Avş Adası'ndan selamlar olsun efendim. Sağ ol başkanım.